Efendim devam ediyoruz tabii ki e, birazdan e, tekrar siyasete döneceğiz ama e, biliyorsunuz inci Taneleri Türkiye gündeminde e, ve gerçekten de e, ben vallahi ilk bölümünü izledim. Perşembeye gelmesi biraz tabii enteresan oldu benim açımdan ama yine de oturdum izledim. İkinci bölümünü de e, merak ettim ne oldu diye e, tabii ki her zamanki gibi şimdi ben söyleyeceğim Zafer gülecek ama e, ee, sevgili haber müdürümüz Hürriyet'in e, Hacer e, bilgisini özet olarak bana onu geçti. Da <laughs> onu da mı yaptı? Onu da mı yaptı? Da mı yaptı? Bakın, yani biz Hacer, Hacer'i <laughs> Hacer tek geçerim haberiniz Hayır, Yani biz Hacer'i resmi gazeteyi takip eden... Onu da yapıyor. Tanıyorduk onu ama... da yapıyor. <laughs> ama onu da yapıyor. Hepsini bir arada yapıyor. Demek ya, ki ediyorum. tahmin etti bunu konuşacağımızı. Çünkü e, yani e, dizi kadar e, Masum Türker de biliyorsunuz konuşuluyor e, dizinin konusu açılınca. E, tabii e, aslında e, işte bizi o gece eleştirenler de olmuş ama e, sonuç itibariyle şunu söyleyeyim. E, dizi hakikaten bence güzel. E, özellikle de e, bir cümlesi vardı e, Yılmaz Erdoğan'ın. E, Bari hayal kurmakta tasarruf etmeyin diye. Hayal kurmanın da tasarrufu olmaz diye. O benim mesela çok hoşuma gitti. Tabi e, bu mesleği yapan kadınların yaşadığı zorluğu çok net bir şekilde anlatıyor. Diğer taraftan haksızlığa uğramış bir öğretmen de var. E, size tepkiler nasıl Sayın Bakan bu arada? Diziyi Hayır. takip ediyor musunuz? Oturup izlediniz ben, mi diziyi öncelikle? Ben izlemedim. İzlemediniz? İzlemedim. Hala tanıtımlardan görüyorsunuz. İzlemedim. İzlemeyecek misiniz? Vallahi e, te, aynı saatlerde televizyon ya, Sayın Bakan dizinin bir figürü gibi zaten. Dizi izlemesine gerek yok ki. Yani <laughs> i̇nci taneleri eşittir. Masum Türker <laughs> oldu. <yani>. <gülüyor> Çok <gülüyor> şimdi, popüler değil mi Sayın şimdi, Bakan? Diziyle inci şimdi, taneleriyle alınıyor. Şimdi yani. efendim, e, Youtube'da e, e, bir sürü şey var, video var. Masum Türker'in mi? Tabii ya. Gerçekten tabii mi? Tabii, tabii ya Ne var orada o kimmiş diye böyle konuşması. <laughs> konu Yılmaz konusu. Erdoğan beğendiğim bir sanatçı. <laughs> yani yalnız bir e, aktör olarak değil bir düşünür olarak bir e, insanlara belli bilgileri belli sözcükleri verme bakımından ben e, yanındaki oyuncuyu da tanımıyordum hı hı. sonra çok şey gelince ya kimmiş bu oyuncu çok ne gelince e, örmüştü galiba şey Hazal mı adı hanım? ...Hazar, Hazar Ergüçlü... ...baktım ha ben onu... Yani Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü... ...Hazar Ergüçlü... Ee, ...hakikaten hanımefendi bir... ...güzelmiş... Ee, <gülüyor> ...güzel... ...ben ne diyecekler ki niye güldünüz... <laughs> ...ama sizden bunları duyunca... ...ama sayın bakan niye, ne kadar incelikli... Evet. ...gerçekten hanımefendi, hanımefendi bir güzelmiş... ...güzelmiş... Diyor güzelmiş. güzelmiş. Evet. ...şimdi efendim biz burada konuştuktan sonra... ...bir bazı televizyon yorumcuları baktım yorumlamışlar. Böyle bizi ne niye sürekli çıkıyorsunuz? Ya sen peki niye sürekli çıkıyorsun televizyon yorumlarına? O programı senden başka yapacak kimse yok mu? Onun için bize söylemeye hakkı yok. Bir. Hı. İki... Şu anda televizyon programlarında yorumcular bir gazetedeki yazarlar gibidir. Hı hı. Yani nasıl her gazetenin yazarları var, farklı görüşleri yazarlar, aynı şekilde... Köşe konuşmacı yani. Tabii, köşe tabii. konuşmacı, <laughs> çok tabii. güzel isim. Oh, ya, tabii. Karpuz şimdi, kabuğu siyasetçi. köşe bu, konuşmacı, ve, ve, bunları ve, bir bahsiz bahsiz kenara yazalım. Birisi telefonumu edinmiş, aradı Aha. beni. Ben dedi, bir pavyon sahibiyim dedi. Evet buyurun, konuşmanızı anladığım kadarıyla siz pavyona gitmemişsiniz. Evet, dedim. Gerçekten. <laughs> Sizi de Zafer Bey'le beraber daha edebilir miyim? <laughs> Niye Zafer Bey diye sormadınız mı? <laughs> soramadım Bir dakika kardeşim dedim. Benim böyle bir şeyde ee, bezim yok. Ne ne işim var dedim ben pavyonda. O gün müzikol diyelim biz ona. Hayır e, yani pa, pa, pavyon, pavyon manasında e, <laughs> söyleyince bende ne işim var dedim. Geçiyor, Ama bugün de. bugün Melik Bey geldi. Dedi ki benim dişçim ...sana selamı var... ...beraber pavyona gidelim demiş. Evet, Bakan Bey'i götürmek istiyor. Ya dedim ki dedi. kardeşim. Ya dedi şöyle dedi... ...ya dedi öyle bir tatlı baktı ki... ...adı gibi böyle masum hani... ...ilk kez görüyor falan... ...dedim ki gitmemişiz. <laughs> yani bence... <laughs> tabii burada ciddi ama, bir... ...yani biz böyle bir şey yapıyoruz ama... ...ciddi bir dram anlatılıyor bu arada. Tabii. Dizide tabii canım, onu söyleyeyim. Tabii. Ya şöyle biraz Hem böyle... De ...bir değil iki dram anlatılıyor ben, belki... Hatta ben eleştirileri bir kız çocuğu de de zengin bir annenin yaşadıkları ile birlikte 3 duran paralel gidiyor şu an. Göreceğiz. Ee, i̇ç içe aslında bir sürü şey var. Evet. Yani ben biraz hızlı diziye baktım. Yani orada mesela bir çocukla anne ilişkisi de var. İyi evet. eğitim almamış anne birey ilişkisi var. Bir baba muhtemelen bilmiyoruz henüz de benim hani anladığım kadarıyla ipucu Çocuklarından biri eşini öldürüyor ve çocuğu hapsedilmez diye kendi üstelirmiş. Ben de aynı şeyi ben düşündüm. Ben öyle tahmin Kaza ediyorum. Kaza herhalde. Evet ben yani de öyle, öyle hikaye sanki öyle gidecek gibi. Sen izlemişsin. Tabii tabii ben diziye baktım. Hı. Ama niye baktım da söyleyeyim. Yani hem merak ister ben e, onun dışında da şeyden dolayı da e, çok ciddi tartışıldı da bu. Hı hı. Yani özendiriyor mu? farkındalık mı yaratıyor gibi çok ciddi bir tartışma oldu. İnsanlar yazdı, yani, çizdi, tartıştı. Şöyle ilk bölümün izlediğinde şey, neye <laughs> özenceğine anlamış işte. benim. Hayır ben, ben sana ben şunu aksine söyleyeyim. çok ciddi hayır, hayır, bir anda. Sana e, sana dram şimdi, anlatılıyor orada. Şimdi bu, bu 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 toplumsal bir gerçeklik. Evet. Ve bu toplumsal gerçekliği hikayeleştirilmiş, evet. Evet. diziye çekilmiş. Dolayısıyla bu kadar böyle zorlama bir takım yorumlar çok gereksiz. Ya bir de çok gereksiz, yani, yani zorlama çok yani. ala akasız başvurular falan oluyor ya ona da gülüyorum. Efendim, yani efendim. dizi nerede çekiliyor, sen nereden ne başvurusunda bulunuyorsun falan, onların hepsi soru işaretine dönüyor. Bir de bir dizi izlerken bir gerçekten izliyorlar mı emin de değilim. Yani izle izlendiğinde zaten e, ne olduğu anlaşılıyor, e, ne mesaj verdiği de anlaşılıyor. E, biraz da insanlar yani. E, Hollywood yapımı diye bir şey var ya Hollywood hmm. yapımı. Bir anda görsel şov biliyorsunuz. Doğru. Tabii. E, yani işte bu, yani, bu ama Yılmaz Erdoğan. Zafer bir çok, şey demeyeceğim ya. Yılmaz Erdoğan çok sağlam replikler yazmış onu söyleyeyim. E, çok çok güzel. Yani gerçekten ama, sağlam replikler. Ama bakın Yılmaz Erdoğan'ı ben izlediğim daha ve hani vakit ayırıp da bu işlere dizilere baktığımız tarihte ben şöyle bir yorum yapmıştım onun için bir konuşmada. Demiştim ki düşünceyi sözcüklere sığıştıran bir adam. Yani bir sanatkar, bir sanatçı, bir düşünce adamı. Yani Yılmaz Erdoğan deyip geçmemek lazım. Senaryo yazmak da esas yönetim kadar zor bir tabii, iş. Kalemi çok sağlam tabii. ya. Şimdi, evet. e, bu, Zaten yani tabii. onu e, neden, ilk neden? bölümde... Öyle böyle vuran cümleler var ki net görüyorsunuz. Tabii, bana bir iki arkadaşım da söyledi. Mesela e, Mete Erar kulağınızı çınlattı. Bana diyor ki ya diyor bunu her yerde konuşalım ya kardeşim ben dedim neyi konuşacağım? Ama hoşuna gitmiş onun da beğenmiş. Yani Mete Erar biliyorsunuz çok iyi bir eleştirmendir aynı zamanda. E ee, bu konular şöyledir bakın. Deseydiniz bu... Mete Hera gece görüşü CNN Türk Hande dışında hiçbir yerde konuşmuyorum deseydiniz. Bu konuyu. Ee, diyemem ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, diyemem yani. Şimdi Hande'nin yeri ayrı. Bak senin için kalkıp İstanbul'dan geliyorum. Hele, hele bugün Buradan zafer gelecek he, yalnız. Bugün <laughs> bugün bir ödül vardı. Ankara İstanbul'da yapacaktık. Son dakika dediler ki Ankara'ya aldık. Peki dedim. Ödül mü alacaktın sayın bakalım. Bir anma törenine katıldım. Bir vefat eden Aha. bir başkanımız vardı. Sezai hmm. Onaran. Allah, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Milli Mali Müşaviler o da başkanıydı. Onunla ilgili anı toplantısına katıldım. Ve ben sevinmiştim orada kalacağız diye. Ama dediler ki hayır Ankara'ya alacağız. Şimdi düşündüm. Ankara'ya gelmezsem zaferi göremeyeceğim. <laughs> Zafer sen asıl ne diyorsun? Beğendin mi diziyi? İzledin mi? Ben e, daha sonra YouTube'dan e, izledim. İlk bölümü tamamlayamadım ama e, epey bir ilerledim. E, ya Şimdi şöyle, diziye yönelik tabii ki çok beğeni ifadeleri de var, eleştiriler de var. Bu çok normal. Bir şeyin çok konuşuluyor olması onun çok geniş kesimlere ulaştığı anlamına gelir. Ve bir karşılık bulduğu anlamına da gelir. Hı hı. Tabii sonuç itibariyle bu bir sanatsal üretim. Yani evet, bir kere meseleye bu perspektiften lazım. bakmak lazım. Ee, geçmişte de benzer olayları işleyen e, Türk televizyon tarihinde diziler olmuştu hatırlarsan. Hı -hı. E, filmler olmuştu. Dolayısıyla e, bu da bir vaka. Yani e, sanki hiç böyle bir gerçeklik yok da bir uydurma mı? Değil. Hı -hı. E, hayatın içinden süzülüp gelen bir insan hikayesi. Biraz meseleye bu açıdan bakmak lazım. Tabii bu eleştirileri körükleyenler de kendi açısından herkesin meseleye dünyaya dünyaya baktığı açıdan herkesin eleştiride getirebileceği, beğeni ifade edebileceği durumlar da söz konusu olabilir ama günün sonunda bunun bir televizyon dizisi olduğu ve e, dizi dizi evet onu Ha yani bir hı hı. dizi olduğu ve izleyiciyi e, eğlendirmek, evet. izleyiciyi o ekranda tutabilmek amacıyla üretilmiş bir sanat yani diziden de e, bu diziden de bir kutuplaşma çıkarmamak lazım evet. tabii canım ya yani kutuplaşma çıkartacak bir şey yok yani sen bunda şunu söyleyebilirsin ya ben e, o ortamı merak ettiğim için bakıyorum diyebilirsin bir başkası oradaki çok farklı acıları görebilir hı hı. oradan dersler çıkartabilir ki zaten hikayenin özünde de e, o var gibi e, Yılmaz Erdoğan zaten ben izlediğim bölümde e, o yüzüne oturmuş bir hüzün de var onun. Hmm. o eskiden beri öyle ama bu dizide iyice oturmuş mesela o anlamda de meseleye bakabilirsin yani hüzün boyutu da var belki neşe boyutu da var evet ama bütün bunlar hayatta da var hayatın içinde de var Dolayısıyla toptancı bir yaklaşımla bu iyidir, bu kötüdür, Efendim bu şuna teşvik ediyor ya da bunu güzel gösteriyor yaklaşımını kabul etmemek lazım. Daha doğrusu bu paranteze, dar paranteze olmamak lazım. Bir televizyon dizisi ya. Yani bu kadar yani. bunu. Ama e, bu eleştirilerin bir nedeni de şu, onu söyleyeyim bir kere. E, son dönemlerde Kanal D'de sosyal içerikli diziler çok yapılıyor. Dilek Taşı, hı hı. Üç Kız Kardeş... Bir, bir tane daha dizi söylediler yakın zamanda Yargı dizisi var Efe, iş, Yargı. E, ben hani merak ettim Okudum böyle bir şey olunca Ne oluyor diye ama Vakit bulsam seyredeceğim e, Bunun nedeni de e, Kıskançlıktır ama inci tanelerinden en çok Böyle şey gelmesine nedeni En çok milletin hoşuna giden şey Benim o söylemem üzerine Zafer Beyler Hande <laughs> Hanım'ın gülüşüyle bayılıyorlar yani o gülüşünüzü ikinizin evet. hakikaten e, yılın ödülünü alacak gülüş. Yani şöyle evet. tabii o gülüşümüz biraz yanlış anlayanlar olmuş. Ee, onlar evet, öyle hesaplanana gelmiş. Evet yani yanlış anlamışlar. Biz tabii ki orada e, kadınlara asla gülmem. Hiç öyle bir huyum olmadığında beni tanıyan herkes bilir. Ben sizin tepkinizin o kadar doğal ve bir anda çıktı tabii, ki tabii o yani çok ben doğal. Sizin o tepkinize güldüm ve ben, yani ben, ben bana sordular niye güldüler? Dedim ki ya bana güldüler. Benim e, şey pavyon acemisi olmama güldüler. <gülüyor> <gülüyor> İsmail Lüken, izlediniz mi? Ya e, Yok e, izlemedim e, o da şey hakikaten vakitsizlikten e, izleyemedim hı. fakat izlemiş kadar oldum çünkü işte e, yani haberlerde olsun işte evet. sosyal medyada olsun falan yani neredeyse hani senaryoya bile hakimim diyebilirim bu noktada e, yani eleştiriler işte efendim bu onu özendiriyor bu bunu bilmem ne bir kere Yılmaz Erdoğan çok e, iyi bir sanatçıdır yani bana göre. Şi, şairdir, yazardır, tiyatro sanatçısıdır. Yani sanatın e, o tarafında, e, edebiyatın e, birçok yerinde olan bir insan. Ve yani böyle bir e, eser koydu ortaya. Efendim özendiriliyor. Ya şimdi diziden benim anladığım asıl bir dram var ortada. Yani özendirilmek tabii, tabii. yerine ders veriyor. Ders çıkartmalıyız diye niye insanlar düşünmüyor? İşte bazıları da öyle bakıyor. Hayır ben doğru. Heh, böyle yani bakıyorum. öyle bakan ben var. Ben böyle bakan var. Hakkını yemeyelim öyle bakan var. Tamam ben böyle bakıyorum ha. biliyorum. Hakikaten evet. böyle bir kesim böyle bakıyor. Tabii, ya tabii. Orada bir dram var. Doğru. Orada yaşanılan... Harbi dram evet, var. Evet de. e, oradan ders çıkartalım. Hı -hı. İşte çocuklarımıza e, yani onlar bunları bir görsün bunları yaşayalım. Şimdi Zafer'in ne de dediği gibi yani efendim bu dizi olmasın. E, olmasın hayatta var Evet Var yani bu dramlar yaşanıyor. Şu anda biz burada bunu konuşurken bu mesleği yapan oradaki kadınlar şimdi orada oradalar yani bu bunu saklayamıyorsun ki bunu yok da sayamıyorsun hayır bir de o dizi olmasın bu dizi olmasın yahu dizi bu dizi, dizi hiç dizi yani. olmasın peki oldu ne yapalım yani ne hani, dizi hani çekecekler televizyonlar şey, de bunu anlamıyorum yani, oturup, yani, o, yani televizyonlar Hollywood filmi şöyle, verecekler... ne ne kumanda var yani? değil mi o kumandayla istediğinizi seçeceksiniz <laughs> var İstediğinizi izlersiniz, istemediğinizi izlamazsınız. Yani, yani bir, kere, bir izlersiniz, tür, sevmediğinizi yani, izlersiniz. Yani Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak e, en özgür hissettiğim an zaten benim o elimde kumanda olduğum andır. Çünkü evet. sadece orada e, işte özgür iradenizi e, kısmen kullanabiliyorsunuz. Ah, Dolayısıyla bir kumanda getirsin İsmail. İsmail Bey'e <laughs> kumanda alalım lütfen. bundan sonra İsmail Bey e kumandayla çıkacak. Bu, bu eleştirileri ben çok sağlıklı eleştiriler olarak düşünüyorum. Hakikaten sağlıklı ya, değil. Allah eğer ya, orada evet. bir özendirme şeklinde bakıyorsan hayır kardeşim. Orada bir ders var. Ben ders mi? tarafından. Ben ders. Var. ders... Ha, özendirme şuysa yani işte Allah aşkına yani o eğer dans eleştiriliyorsa da ya yapmayın ya. Hepiniz izliyorsunuz. Ya. Hepimiz oradaydık gibi bir şey bu yani. Hı. Gayet güzel dans ediyor. Ne var yani? Yani, Arke, yani ben şimdi insanlar benim, dans da etmeli ya. Ayrıca dans da ediyor e kardeşim yani. Evet. evet. Aha, şunu da söylüyorum bakın, dans etmeyen, gezmeyen, ondan sonra ne bileyim bir yürüyüş yapmayan, yeşile basmayan, çiçek koklamayan. Yani ya, bunu yapmayan da sağlıklı değil bunu da unutmayın ya. Doğru tabii ki yani spor bir kere yapmayan, sos, sosyal yaşamdan e, evet. koparsın. Bunlardan yapacağız? herhangi birisini yapmazsan. E, Çim basmaya her ne kadar çok e, şey katılmazmış olsam da hani e, belli parklarda ya ben ezmekten bahsetmiyorum çimleri. E, Ama e, ayağınızı bir adana. toprağa Evet bir ormanda ya? bir otun üzerine Basın basmak, yani. hani çim deyince o, bir otun üzerine basmak bunlar güzel şeyler, enerjinin evet. altarsın her şeyden önce. Şunu ben söyleseydim var ya, derdi ki yeşil ve doğa <gülüyor> karşıtı, <gülüyor> doğaya zarar ver. Ay işte kimin söyleyeceğini ne kadar önemli değil mi? Öyle söyler. Şey. Ama yani, <laughs> e, yani benim mesela böyle güzel kadın var mı diye sormamın nedeni eleştirenler ne, için söylüyorum. Ne olmazın nedeni gene kaçırdım ben Böyle güzel bir kadın var mı diye sormamın nedeni ha. bugüne kadar birçok filmde yani gençliğimizde bu yaşta birçok yabancı ve Türk filmlerinde benzer pavyon sahnelerini seyrettik yani televizyonlarda <laughs> belki gösterilmedi ama sinemalarda var. var yani de. en ne çok hayatını hayatı evet, yapılan şey ama ama, yani, ama doğrusu Yılmaz Erdoğan kadar bu er güçlü hanım dediğimiz şey Hazar Ergüçlü. Hazar çok güzel oynadı. Çok Zaten yani bir oradan yani ben burada yani bir, şey. bir Hazar er güçlüden çıkamıyor sayın bakan. Ya sayın bakan. Sayın bakan, bakan orada biz, kaldı. Biz Yılmaz çıkıyor. Erdoğan diyoruz. Siz Hazar er güçlü diyorsunuz. biz dram diyoruz. siz bak şimdi, bakan meylesi, şimdi bak. Olacak. Biraz evvel gördüğüm o yüz ifadesi var ya tekrarlanırsa müthiş bir sanattır. Hani e, Yılmaz Erdoğan'ın omuzuna yaslanmış bir yüz ifadesi verdi. Evet. Yani sanat... E, <laughs> Sayın Bakan da. aynı noktada. <gülüyor> Gördüğünüz <gülüyor> gibi değişen burada bir şey Burayım yok. Şimdi, şu, cümleyi söyleyeyim ondan sonra devam edersiniz. Şu, şu sahne mesela. Şu sahne Hı -hı. bir köpek sevgisi bir hayvan sevgisini de veriyor ya. Evet. Hayvanı kucaklaması, eve götürmesi bilmem ne yapması falan. Hoş şeyler bunlar. Yani evet e, herkesin elinde bir kumanda var o, onun için ve bence bunu söyleyeyim noktalıyım ama ben şahsen çok beğendim. Ama bir şey çıktı ortaya bu Pazar milletin 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 <laughs> sürekli tartışılan konular dışında tartışacak konu arıyorlardı hem de zararsız bir konu arıyorlardı hani siyasete fazla dokunmayan sen bu taraftansın bu taraftansın denmeyecek bir konu çıktı bunu tartışıyorlar. Bu konuda da Yılmaz Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Oynayan bütün sanatçıları. Hazar Ergüsü de ediyor musun Sevim? Önce e, onu. ediyorum. Onun, onun o yüz ifadesi çok iyi ya. Yani böyle masum. Masum. Türkiye. <laughs> 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 ne güzel sanat yapmış ya. Şimdi görünce niye güldü diyor. Ben yanısı gülmeyeceğim. Hay Allah. Sayın, Sayın Bakan, çok isminizi koyarken çok büyükleriniz yani, e, büyüğünüzün <laughs> ismini mi almışlar yoksa doğduğunuzdaki yüz ifadeniz çok masum muymuş? Niye yani Benim adım hikayesi? konduktan sonra benim adımı dedem koymuş. He. Benim masum adı bir din aliminin adıymış. Hmm. Şey demek ki de benim adım konduktan sonra Mardin'de herkes gibi adını artık masum koymaya başlamış. Hatta hanımlara da masume. Çok enteresan. Mardin ama adı, <laughs> Peki, ama bir şey bir söyleyeceğim. Şey Rahmetli dedeniz yani sizi masum bulmuş herhalde o yüzden değil mi? Dedem de dedem dedem, dedem, yani. din alimiydi. He, Allah rahmet Tafsiller eylesin. Tafsiller ya var fıkıhla uğraşır. şey yapardı ve e, orada görünce ben doğunca yüzüme bakmış bu masum demiş. Peki. He. Şimdi... Herkes yanılabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Peki şimdi Şuna geçeceğiz. E, siyasete geri dönüyoruz. E, gerçekten bazen toparlamak zor oluyor.